Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika, çok kolay bir börek tarifine geldim arkadaşlar. Yapımı gerçekten çok pratik. Haşlamadan su böreği yapacağız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen malzeme listemize geçelim. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz. 4 tane yumurta. L büyüklüğünde kullandım arkadaşlar. 4 tane çay bardak un. Çay bardağım da çok küçük boyda değildi arkadaşlar. Orta boyda bir çay bardağı. Bir tutam tuz. Evet, hamurumuz için sadece bu kadar malzemeye ihtiyacımız var. Un ve yumurta. Biraz da tuz. Evet. Kabımıza unumuzu alalım. Tuzumuzu da serpelim. Biraz karıştırdıktan sonra yumurtamızı başka bir kaba çırpalım. Her ihtimale karşı kabukları falan düşerse diye. Güzelce çırpalım. Sarısıyla beyazını biraz karıştırdıktan sonra spatula ile önce hamurumuzu yoğuralım. Yumurtamızı una karıştıralım. Daha sonra elimizle girelim. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Daha sonrasında tezgaha alalım. Özlü bir hamur elde edelim. Evet, bu hamur tarifimden arkadaşlar, taze makarna yapabilirsiniz, lazanya hamuru yapabilirsiniz, mantı yapabilirsiniz. Birçok şekilde bu tarifi, ana tarifi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben taze makarna tarifimi daha önceden sizlere vermiştim. Şimdi aynı tarifimle, hamur tarifimle su böreği yapacağım. Evet. Öncelikle hamurumu güzelce yoğurduktan sonra şeffaf folyeye saracağım kurumaması için. Ben iç harcını yapana kadar dinlendirmeye bırakacağım. Evet, su böreği hamurumu yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde şeffaf folyeye sardım. Kurumaması için bir kenara aldım. Bu sayede dinlenmiş de olacak. Evet, ben su böreğimi kıymalı yaptım arkadaşlar. Sizler dilerseniz peynir harçlı yapabilirsiniz. Kıyma harcımız için gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık 400 gram kadar kıyma, 1 büyük baş soğan, 1 küçük tutam maydanoz, 4 tane yumurta. Yumurtayı bol kullandım. Yumurtalı olsun istedim. Tuz, kırmızı toz biber ve karabiber. Harcımızın yapılışı: tavamıza kıymamızı alalım ve suyunu çekene kadar yüksek ateşte kavuralım. Daha sonrasında soğanlarımızı ilave edelim. Kavurmaya devam edelim. Zeytinyağı ilave edelim. Ve zeytinyağında soğanlarımız ölene kadar kavuralım. Ortasını açalım. 4 tane yumurtayı çırpalım ve yumurtayı da bu şekilde gördüğünüz gibi karıştırarak pişirelim. Daha sonra arkadaşlar baharatlarla lezzetlendirelim. Karabiber, tuz, kırmızı toz biber. Karıştıralım ve bir kenara alalım. Harcımız ılıdıktan sonra ya da soğuduktan sonra ince doğradığımız maydanozları ilave edelim. Evet, kıymalı harcımız gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Ilıdıktan sonra da dediğim gibi ince doğradığımız maydanozları ilave edelim. Karıştıralım. Kenara alalım. Yufkalarımızı açmaya geçelim şimdi. Evet, iç harcımız bu şekilde hazırlamış olduk. Evet, dinlenmiş olan bezemizi alalım arkadaşlar. Şeffaf folyeden çıkartalım ve bezemizi ortadan ikiye bölelim. Tabii bu esnada un yardımı kullanabilirsiniz. Yapışıyor çünkü. Biraz un ile şekil verdikten sonra elimizle biraz bastıralım. Ben açma işlemini arkadaşlar bu şekilde makinede kullanacağım. Gerçekten çok pratik oluyor. İlk önce derece derece ayarları var arkadaşlar. En kalın ayarı 7'dir. Daha sonrasında 1'e kadar düşüyor. Ben 7'den başlayarak gördüğünüz gibi hamurumu koyduktan sonra ilk etapta bu şekilde açmış oldu. Daha sonrasında 5, 4, 3, 2'ye düşerek hamurumu her seferinde 1 derece incelttim. Ve inanılmaz uzuyor. Ve incecik oluyor. Açmış olduğum bu yufkaları da daha sonra tepsimin büyüklüğünce keseceğim ve tepsime yerleştireceğim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, gerçekten çok pratik.
İnceltme aşamasında da hamurumu biraz unladım yapışmaması için. Yufkalarım tam istediğim incelikte olmadı. Tekrardan makineden düşük ayarında geçireceğim ve bu sefer gördüğünüz gibi arkadaşlar incecik oldu. Artık su böreğimi yapmaya geçebilirim. Çok kolay olacak. Dediğim gibi haşlamadan su böreği yapacağız arkadaşlar. Gerçekten şiddetle sizlere de tavsiye ederim. Açmış olduğum yufkalarımı önce tepsimin büyüklüğünce kestim. Aşırı uzun olduğu için ilk etapta bu şekilde hazırladım. Daha kolay oluyor çünkü. Evet, kat kat olacak arkadaşlar. Gerçekten her katı daha sonrasında ayrılacak. Kesinlikle yapışma olmayacak. Evet, ben bu şekilde bir borcam tepsi kullandım. Taban katını biraz sıvı yağ dökerek fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdüm. Daha sonrasında kesmiş olduğum yufkalarımı her yerine gelecek şekilde kapattım. Ve bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi bu detay çok önemli. Yufkalarımızın her katını yağlayacağız. Yağlamak için de yaklaşık yarım paket tereyağı, yaklaşık yarım çay bardak da sıvı yağ kullandım. Tereyağını hafif erittikten sonra sıvı yağ ilave ettim, karıştırdım ve bu karışımı fırça yardımı ile her kata fırçayla yağları sürdüm. Gördüğünüz gibi ikinci işlem, ikinci katımız. Aynı şekilde açmış olduğumuz ince yufkaları tepsimizin taban katına yerleştiriyoruz ve fırça yardımıyla her yerine yağ gelecek şekilde sürüyoruz. Bu işlemi arkadaşlar yaklaşık 5 ya da 6 kat yapacağız. Yani birinci bezemiz bitene kadar. Daha sonrasında ikinci bezemi açacağım. Orta katına iç harcımı koyduktan sonra ikinci bezemle üstünü kapatacağım. Evet, birinci bezemde arkadaşlar toplamda 6 kat çıktı. 6 kattan sonra ortasına iç harcımı her yerine gelecek şekilde yaydım. İkinci bezemi de aynı şekilde makineden açtım. İstediğim inceliğe gelene kadar incelttim. Ve üzerine gördüğünüz gibi bu şekilde tekrardan yufkaları yerleştirdim. Ve her seferinde yufkaların üzerine mutlaka yağlayacağız. Fırça yardımı ile yağ süreceğiz. Aşırı çok olmadan ama her yerine gelecek şekilde. Bu işlemi yapıyoruz ki çünkü arkadaşlar hamurlar birbirine yapışmasın diye. Fırında pişerken bu yağların sayesinde su böreğimiz yapışmayacaktır. Kat kat ayrılacaktır. Evet. Aynı şekilde açmış olduğumuz yufkalarımızı bitirene kadar üstte aynı 6 kat çıktım. 6 kat yufkayı bu şekilde yerleştirdikten sonra artık su böreğimi kesme işlemine geçeceğim. Ve gerçekten yapımı çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. İnanılmaz kolay. Hani suda haşlıyorsun. Daha sonrasında sudan çıkartıp soğuk suda banyo yaptırıyorsun falan. Bayağı bir uğraştırıcı su böreği. Ama bu şekilde inanılmaz pratik oldu. Gerçekten dünyanın en kolay su böreği diyebilirim. Haşlamadan pişireceğiz. Lezzeti tıpatıp aynı. Evet, artık kesme işlemine geçebiliriz. Ben bu şekilde dilimlere kestikten sonra önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık ilk etapta 20 dakika pişirdim. Evet, şimdi ikinci püf noktamız. Yaklaşık 15-20 dakika pişirdikten sonra fırından böreğimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi tüm püf noktamız budur. Su böreğimizin üzerine ılık su dökeceğiz. Yaklaşık 500 milim.
Yani bu da 2 su bardağı oluyor arkadaşlar. 2 su bardak ılık suyu böreğimizin her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Gördüğünüz gibi neredeyse böreklerimiz suyun üzerinde banyo yapıyor. Bu suyu komple çekecektir, hiç merak etmeyin. Böreklerimizi yıkadıktan sonra, banyo yaptırdıktan sonra tekrardan fırına koyacağız arkadaşlar. Fırında renk alana kadar alt ve üstü güzelce nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Aynı 200 derecede yaklaşık bir 20 dakika kadar daha fırında böreklerimizi pişireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi böreğimiz suyunu tamamıyla çekti arkadaşlar. Şimdi renk almaya başlıyor. Biraz daha renk aldıktan sonra böreğimi fırından çıkartacağım. Yaklaşık 40 dakika içinde böreğim pişti. İnanılmaz kolay ve pratik bir su böreği oldu arkadaşlar. Sizlere de denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Denedikten sonra yorumlarınızı da bizlerle lütfen paylaşın. Yapacak olan arkadaşlara fikir vermiş olursunuz. Evet. Nefesledikten sonra üzerine ben kağıt havlu serdim ve üzerine bir temiz bez örttüm. Bu şekilde dinlenmeye bıraktım. Çünkü bu böreği ben akşam için yapmıştım. Servis yaparken maalesef gösteremedim. Evet, bu şekilde dinlenmeye bıraktım. Gerçekten çok lezzetliydi. Çayın yanında, kahvaltıda, hafta sonunda, bayramda mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet, havuç dilimi baklava da yapmıştım arkadaşlar. Fıstıklı, Antep fıstıklı havuç dilimi baklavası. Bu tarifimde diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca patates püreli nefis bir tavuk kebabı da yaptım. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Domates çorbası tarifimde diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz tariflerimin tamamını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Nur Mutfağı Nurgül YouTube kanalımdan. Eğer hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarımdan ilk haberdar siz olun efendim. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.